BAF Televizyon'dan herkese merhaba. İki Mısır Arası programı ile bu hafta da karşınızdayız. Bugün yeni edebiyattan ve modern öyküden bahsedeceğiz. Hayata bakış açımız, yaşam felsefemiz yazdıklarımızı etkiler mi? Öyküler empati duygusunu geliştirir mi? İnsanlara kalp hizasından bakmak yazdıklarımıza nasıl yansır? Bu gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız. Bugün misafirimiz de yazar Handan Acar Yıldız. Önce kendisini kısaca tanıyalım. Hocamızı tanıtan kısa bir klip izledik. Şimdi onu daha yakından tanıyacağız. Hoş geldiniz Handan Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi biz Handan Acar Yıldız dediğimiz zaman daha çok böyle yeni edebiyat ve modern hikaye ve öykü aklımıza geliyor. Ve siz de pek çok şair ve yazar gibi onların yaptığı gibi ilk yazılarınızı, ilk şiirlerinizi ya da öykülerinizi onlar gibi dergisinde yayınladınız. Hatta öykünün adı da Yokuş Öyküsü. İlk Evet. yayınladığınız öykünüz orada. Şimdi buraya gelmeden önce yanımda da tabii bir kitabınız daha duruyor. Öykü kitaplarınızdan bir tanesi. İlerleyen dakikalarda açık unutulmuş mikrofon. Buna da Son değinmeye öykü kitabı. çalışacağız. Ama ondan öncesinde ilk öykünüzü nasıl yayınladınız? Yani bu yazı yazma süreci nasıl geçti? Çünkü Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun oldunuz o zamanlarda. Sonradan bu yazı merakı nasıl gelişti? Nasıl merak sardınız? Sizin de belirttiğiniz gibi iletişim mezunuyum ben. 2000 yılında mezun oldum Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümünden. Gazetecilikle ilgili aslında lise yıllarında pek çok mesleği yapmak istiyordum. Yani zihnimde belki 6-7 farklı meslek vardı. İlgi alanlarım çok çok fazlaydı, genişti. Gazetecilik ve yazarlık benim en başta çok bazı insanların, hani sanata meyilli olan bazı insanlar çok küçük yaşlarda bu etkiyi, izi kendilerinde fark ettiklerini söylerler ya. Benim ilgi alanım çok genişti fakat hikayelere hep merakım vardı. O anlamda aslında ne yazarlıkla ilgili, yazar olup olmamakla ilgili bir şekillenme yoktu ortaokul, lise çağlarında. Ama bununla birlikte okumakla aram iyiydi. Okumayı, kitap okumayı her zaman kendimi bildim bileli çok seviyorum. Hatta kitap okumayla ilgili hani ünsiyetimin, bağımın ilk kurulduğu kitapları da hatırlıyorum. Mesela Hangi Bambi, kitapları okumuştunuz? Bambi ilkokul 4. sınıfta Bambi'yi okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Günlerce sanki odanın içinde bir geyik yavrusu dolaşmış gibi o kadar etkilenmiştim. O kadar empati kurmuştum onun bütün duygularıyla. Daha sonra Kemalettin Tuğcu'nun Küçük Serseri kitabını çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Yani etkilenmem çok küçük yaşlarda başlamıştı. Bunu fark etmiştim. Yazı nasıl oldu? Yine üniversiteye gireceğim zaman, üniversite sınavına gireceğim zaman önümde meslek seçenekleri vardı. Pek çok ilgi alanı içinde neyi seçebilirim? Gazeteciliği seçme nedenim gazeteciliği iki günü birbirine eşit olmayan bir meslek olarak görmem. Yani ben gazeteci olursam dedim, gazetecilik okursam her gün farklı zaman mekanlarda, farklı zamanda, farklı mekanlarda bulunabilirim. Çok sayıda insana şahit olabilirim. Çok sayıda insanın hikayesini gözlemleyebilirim. Bu nedenle gazeteciliği seçmiştim. Gazetecilikle ilgili editörlük yaptım.
redaktörlük yaptım, muhabirlik yaptım çok çok kısa süre. Fakat gazetecilik biraz gözlemi gerektiriyor ama gözlemle birlikte biraz fazla iletişimi gerektiriyor. Yani daha girgin olmayı, sosyal olmayı gerektiriyor. Ben de çok iletişimi içinde yürüten bir insanım. Yani dışında yürütmekten ziyade daha içe dönük bir iletişimim var. İç ses gibi mi? İç ses ve kendi monolog, daha çok diyalogtan ziyade monoloğa yönelik bir iletişimim var kendi içimde. Böyle olunca gazetecilik benim bir ömür devam ettirebileceğim bir meslek gibi görünmedi bana. Bu şöyle değil, yazarlığı gazetecilikten üstün gördüğüm anlamında değil ya da birine ötekine üstün tuttuğum anlamında değil. Fakat gazetecilikle yollarımın hikayeye, farklı zaman ve mekana çok düşkün olmama rağmen mizacımdaki bazı farklılıklardan ötürü yollarımın ayrılacağını düşündüm, gördüm, hissettim. Daha sonra yavaş yavaş yazıya yöneldim. İlk öyküm Yokuş isimli öyküydü. Dergah dergisine gönderdim. Hemen o ay yayımlanmadı. Dergiyi dışarıda sokakta elime aldığımda gördüm ve beklemediğim bir anda kendi öykümle karşılaştım. Genelde çok böyle söylemler duyuyorum ben de çok gelenlerden. Çok sevindim. Beklemediğim bir anda ve çok sevindim diye tepkiler de alıyorum. Evet, çünkü o beklemediğiniz an sizi daha fazla sevince sevk ediyor. Çünkü bir şey beklerseniz o size sürpriz olmuyor. Aslında orada öykünün yayınlanması ya herhangi bir edebi metnin yayınlanmasının sürpriz olması sizi cezbediyor, çok mutlu ediyor. Bununla birlikte zaten yazının sürprizle çok ilişkisi var. Yani biz yazdığımız zaman bizim öykümüzün yayınlanması bize sürpriz. Ama biz de öykü yayınlarken aslında başka insanlara sürprizler hazırlama çabasındayız. O sürprizler şöyle, çok şaşırtıcı şeylerden bahsetmek, çok şaşırtıcı konulara dikkat çekmek değil. Nasıl insan normal yaşamında sıradan bir dükkana giriyor, kitapçıya giriyor, tırnak içinde sıradan bir dergi alıyor ve görüyor, kendini mutlu oluyor. Bir anda sıradan bir şey, sıra dışı bir şeye dönüşüyor. Edebiyat da aslında böyle bir şey. Sıradan olayların bir anda sıra dışı bir kanala yönelmesi. Aslında gözümüzün önünde sürekli duran, sürekli var olan, sürekli durup var olduğu için de dikkatimizden kaçan olaylara edebiyat tekrar ona ışık tutarak tekrar oraya dikkati yönlendiriyor. Edebiyat bana sürpriz yaptı. Dergi bana sürpriz yaptı. Sonra ben onun içine girerek aynı sürprizi, aynı güzel duyguyu başka insanlara yaşatmaya çalışıyorum. Kendimce, elimden geldiğince o günden bugüne kadar. Yani dediğiniz gibi de yani sürpriz gibi insanlar için çoğu zaman hayatın akışı içinde bir şeyleri yaşıyoruz farkına varamadan. Onları oturup dinlemeye, görmeye vaktimiz olmuyor. Ama siz bunları belki bir kalem dokunuşuyla yazdığınız zaman insanlar da sürpriz oluyor. Hem kendilerini dinleme hem kendilerini uzaktan görme fırsatı da buluyorlar bu noktada. Zaten edebiyatta daha çok insanı baz alan bir sanat aslında. Hem insanı, gerektiğinde mekanı, gerektiğinde işte yazıyı, okuduklarımızı, her şeyi aslında baz alıyor bu şekilde. Peki şimdi Necip Tosun'un da bir sizle ilgili güzel bir tespiti var. Modern öykünün imkanlarını kavramış, duyguyla düşünceyi aynı metinde kaynaştıran, daha çok içe doğru zenginleşen yaklaşımıyla öyküye iyi bir giriş yapmış diye bir yorum yapmış sizin için. Zaten dergâhta da öykünüzü yayınlamıştınız. Yani bunun arkasında belirli bir zenginlik var, bilgi birikimi var. Bu da yazdıklarınıza yansımış. Çünkü her zaman ilkler, yani ilk çıkışlar çok iyi olmayabilir ama siz iyi bir giriş yapmışsınız. Bu konuda beslendiğiniz kaynaklar, mesela öykü yazmak için hadi oturup öykü yazayım diye oturduğumuzda hani ne çıkacağını bilemeyiz sonuçta. Bazı yerlerden biraz olsun bir etkilenme yaşamamız gerekiyor. Sizin bu noktada nasıl oldu çıkışınız? Şimdi yazmaya başladıktan önce de sonra da hani aslında biraz yazıyı buluyoruz biz. Biraz yazı bizi buluyor. Biz yazıyı şekillendirmeye çalışıyoruz ama yazı da bizi şekillendiriyor.
bu karşılıklı bir etkileşim halinde siz edebiyata bir yön verme iddiasında olmayabilirsiniz ama bir yön verme duasındasınızdır muhakkak. Hı hı. Çünkü hiç kimse yaptığı işin boşluğa düşmesini istemez. Ama sizin bu çabanıza karşılık siz ortaya çalışmalar koydukça, bu yönde fedakarlık yaptıkça sizin çalışmanıza karşılık edebiyat da sizi yönlendiriyor. Edebiyat da sizi hayata karşı bir bakış terbiyesi oluşturuyor. Edebiyat sizde. Bakış terbiyesi bakış güzel. Bakış terbiyesi oluşturuyor. Çünkü ben hep şunu diyorum, yani bakışın kazası olmaz. Çünkü ya her şeyi kaza edebilirsiniz, her şeyi telafi edebilirsiniz ama bakışın kazası olmaz. Çünkü bir yöne 3 defa baktınız diyelim, o 3. bakışınızda 1. ve 2. bakışınızın toplamı kadar bakarsınız. Böylece 1. ve 2. bakışınızın bereketi ne kadar fazlaysa, zenginliği ne kadar fazlaysa 3. bakışınızı zenginleştirecek de odur. O anlamda birikim aslında okumanın yanı sıra hayatı okumakla, yani kitapları okumanın yanı sıra hayatı okuma çabasıyla sizde bir birikim oluşuyor. Hı hı. Bakış terbiyesinden kastım bu. Bu birikimle birlikte tabii yanı sıra kendinize önce birikimle birlikte arayışa devam ediyorsunuz. Hı hı. Çünkü yetenek geliştirilebilen bir şeye biz yetenek diyoruz. Bir şey geliştirilemezse zaten biz ona yetenek demeyiz. Hı hı. O daha mistik bir şeydir ve aslında çok da ben hani mistik, insanın mistik özellikler taşıdığından ziyade daha somut, insana daha somut bakan biriyim, daha pozitif bakan biriyim. O anlamda yetenek geliştirilen bir şey. Bununla birlikte ama ilk etapta kendi yazarlarınızı, kendi kaleminizi ararken kendi yazarlarınızı da arıyorsunuz. Onu soracaktım. Hayatı okuyoruz dediniz ama hayatı okurken mutlaka belli bir yazarlar üzerinden okuyoruz. Tabii. Aslında. O da önemli. O arayış, hani kendiniz teyakkuzdasınız, arayıştasınız. O arayış kendi kaleminizi ararken okur olarak kendi yazarınızı da arıyorsunuz. Hı hı. Bir dönem ben çok çok fazla, yani bir dönem dediğim aslında bu böyle 3-5 aylık bir dönem değil. Belki hayatımın 15 yılı çok çok farklı yazarları okuyarak kendi kalemimle birlikte kendi yazarımı da arıyordum. Hı hı. Yani kendime yakın yazarı da arıyordum. Bir 15 yıl böyle geçti ama daha sonra kendi yazarlarınızı bulduktan sonra işte 5 tane, 10 tane her neyse bu benim yazarım dedikten sonra kendi yazarınızı bulduktan sonra başka bir süreç başlıyor. Bu sefer elbette siz atıl kalamazsınız. Gündemi, güncel edebiyatı elbette takip etmek zorundasınız. Hı hı. Ama aktif güncel edebiyatın yanında sizin hiç vazgeçemeyeceğiniz, asla vazgeçemeyeceğiniz yazarlar olmuş oluyor. İşte insanın başucu kitapları çok zor oluşuyor ve çok uzun bir süreçte oluşuyor. Ama o başucu kitapları oluştuktan sonra da o kitaplardan kolay kolay vazgeçemiyorsunuz. Ben önceden diyordum ki bir kitabı ya da bir filmi ikinci defa kolay kolay okuyamam. Aynısını ben de söylüyorum. Evet. Evet. Muhtemelen siz benim geldiğim noktaya geleceksiniz bir süre sonra. İkinci defa filmi izleyemem, ikinci defa bir kitabı okuyamam. Ama şimdi öyle bir noktaya geldim ki benim kitaplarım olmuş, benim yazarlarım olmuş ve ben onları tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasını, hı hı, istemem, bir kutsal kitap gibi. Hangi tekrar kitaplar tekrar mesela? Tekrar tekrar. Mesela hangi kitaplar? Şimdi yazarlar var ama ben kitap üzerinden söyleyeyim. Hı hı. Bunları da çok sık tekrar ettim. Artık aynı şeyleri tekrar etmekten imtina ediyorum ama mesela Günah'a Son Çağrı kitabı benim tekrar tekrar okuduğum, üç kere okuduğum, dördüncüye okumak istediğim. Peki her okuduğunuzda farklı bir şey okumuş oluyor musunuz? Kesinlikle, çünkü ben aynı ben değilim. Hmm. Yani Calvino der ki geçmiş sürekli değişir der. Geçmiş hiçbir zaman sabit kalmaz der. Çünkü siz der geçmişe bakarken aynı ben, aynı siz olarak bakmazsınız. Ben geçmişe dönüp baktığımda aynı Handan olarak bakmam. Selva Hanım geçmişe, hı hı, dönüp baktığında aynısı olarak bakmaz. Bu anlamda
gelecek bizim için ne kadar belirsizse geçmiş de aslında çok değişken ve belirsizliğini korur hale geliyor. Yani belirsizliğini derken geçmiş büyülü hale geliyor. Büyülü gerçekçilik de var edebiyatta. Geçmiş de büyüsünü korur hale geliyor. Evet. O anlamda geçmişte gelecek kadar yine farklı, sürprizli hale geliyor en başında dediğimiz gibi. Geçmişe bakışınız da değiştiği için o kitaplar aynı siz olmadığınız için, zaman ve mekanda aynı siz olmadığınız için o kitaplar sürekli kendini yeniler hale geliyor. Zaten bir kitabın yani sonsuza kalan bir kitap, sonsuzluğa kalan bir kitap aşılamaz bir kitaptır. Çünkü sonsuzluktan daha büyük bir şey yoktur. Evet. O kitap, sizin tekrar tekrar okuduğunuz kitap sonsuzluğa ulaşmıştır ve en büyüğe ulaşmıştır. Artık bir şeyin sınırları, büyüklüğünü tespit edemez, çizemez hale geldiğiniz zaman da o sonsuzluğa değdiği için. Zamansız kitaplar gibi. Evet, zamansız. Hı hı. O yüzden sizin onu tekrar tekrar okumanız sizde bir aşinalık, farklı aşinalık duygusu yaratıyor ama yazarın ruhuna karşı aşinalık duygusu yaratıyor. Hı hı. Sanki hep aynı şeyleri anlatan birini dinlediğiniz bir aşinalık duygusundan çok farklı bir şey bu. Yazar, yani bizim yazarlarımız oluştuktan sonra bizim yazarlarımızla kurduğumuz iletişim şekli bir çok mistik bir şey. Bu anlamda mistik yani. Çok tanımlamaya gelmez, gözle görülür, kulakla işitilir bir şeyin çok daha ötesinde. İşte Karamazov kardeşler var. Bunu tekrar tekrar okumaktan bıkmıyorum. Her okuduğumda farklı bir yönünü görüyorum. Hepsi bir anda aklıma gelmeyebilir. Bilinmeyen bir tanrıya öyküsü var Steinbeck'in. Aynı zamanda Gazap Üzümleri. Çok 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 sevdiğim eserler. Jack London'ın Ateş Yakmak öyküsü. Defalarca okurum ve her seferinde farklı insanlığımın farklı bir yönüne dokunduğunu, temas ettiğini düşünüyorum. Buna ben ebeleyip kaçmak diyorum biraz da. Yani edebiyat bunu da yapıyor. Hı hı. Aslında sürpriz, merak bu duyguyu sürekli korurken sizi ebeliyor ve siz onun peşinden koşuyorsunuz. Hı. İşte bu yüzden hani bir kaynak kaynıyor. En başındaki o kaynak neyse o durağan hale gelmiyor. Orada bir su sesi, bir çağıltı sesi duyuyorsunuz. Hep bu nedenlerden dolayı. Yani birçok kitap okumaktansa farklı farklı. Kimi zaman oluyor, çok fazla kitap okuyan insanlar görüyoruz. Ama bu sanki da ayrı hiçbir bir gelişme süreç. Yok. Bu da ayrı bir süreç. Yani şimdi benim çok çok hızlı ve çok çok kitap okuduğum süreç de oldu. O süreçte zaten kendi kitaplarımı belirledim. Ama bu benim yeni kitaplara kapalı olduğum anlamına gelmiyor. Bazı kitapları çok seviyorum, bazı kitapları çok benimsiyorum. Ama her zaman okyanus gibi bu, okumak okyanus gibi, bu sınırsız bir okyanus. Yani her zaman elinizi daldırdığınızda çıkarabileceğiniz bir inci ihtimali her zaman var. Bu anlamda yeniliklere de kapalı olmamak gerekiyor. Yeniliklere açık olmak gerekiyor. Çünkü sizin yazarken yeniyi yakalamanız gerekiyor. Çağdaşlarınızı iyi bilmezseniz, çağdaş edebiyatı takip edemezseniz ki ben çağdaşlarımı en çok dergilerde takip etmeye çalışıyorum. O zaman sizin de yeniyi yakalama ihtimaliniz olmayacağı için o çok övdüğümüz, bahsettiğimiz sonsuzluğa kalma şansınız da olmaz. İkisi arasında bir denge. Yeniyle kadim olan, eski demiyoruz buna. Yeniyle kadim olan, yeniyle antik olan arasında bir denge oluşuyor. Ama bu denge uzun bir süreçte ve okuya okuya, düşüne düşüne oluşuyor. Peki, yani gayet güzel açıkladınız. Şahsen ben çok beğendim yani fikirlerinizi. Şimdi bir de yazma kısmına bakalım. Mutlaka hepimizin yaşama bir bakış açısı var, bir felsefemiz var. Yani kitapları okuyoruz, evet kendimizi buluyoruz. Kendimize çok yakın yazarları da buluyoruz. Artık şimdi kendimizi gerçekleştirme zamanı, bunları kağıda dökme zamanı. Şimdi mesela öykülerinizi kurgularken karakter... Onu arıyoruz da aynı zamanda. Okurken kendimizi de arıyoruz. Evet.
Bunu şimdi yazarken, kendimizi gerçekleştirirken hani ben şey de merak ediyorum. Karakterlere biz ne kadar geçiyoruz? Yani karakterleri kurgularken fikirlerimizi onlardan ne kadar soyutlayabiliyoruz? Ya da mutlaka onlar kurgulanmış karakterler mi oluyor? Yoksa örnek veriyorum, siz Handan olarak ya da ben Serva olarak onların içinde mutlaka var oluyor muyum diye bu soruyu da merak ediyorum. Şimdi her yazının, yazmaya ilk başlayanın başına gelmiştir. Bu da genel geçer söylenir. İlk öykülerimiz, ilk hikayelerimiz ya da ilk romanımız, hatta çok iyi yazarlarda da vardır bu. Şimdi isim zihnimde aklıma geliyor ama telaffuz etmek istemiyorum. Hı hı. Mesela çok dünyaya mal olmuş yerli bir yazarımızın ilk kitabının hani ailesiyle ilgili olduğu söylenir. Mesela aile akrabalık ilişkileriyle ilgili olduğu söylenir. Bu bir eksiklik değildir. Yani ilk başlarda otobiyografik, biraz kendi hayatımıza hı hı. yönelik. Çünkü insan içten dışa doğru yol alır. İlk başta böyle bir temayül gösterebiliriz. Meylimiz bu yönde olabilir ama burada kalırsa bu çok sınırlı olur. Hı hı. Bundan sonra biz olmayan insanları da anlatırız. Seni de anlatırız. Diğer bütün şahısları da anlatırız. Nietzsche'nin bir sözü var. Çok hoşuma gitti. Yakın zamanda okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt'te. Şöyle diyordu. Sen benden önce keşfedilmiştir. Aslında ben dediğimiz şeyi bu şimdi artık keşfettiğimiz için bize çok eskiden beri var gibi görünüyor. Hani bu birey sanayi toplumunda, dijital toplumda, endüstriyel devrimden sonra biz bireyi keşfettik, bireye yöneldik. Bireye sürekli sondaj yapıyoruz, onu tırtıklıyoruz, deşiyoruz, yaralıyoruz, sonra bandajlıyoruz. Bireyin üzerinde pek çok şey yapıyoruz. Aslında algımız da bireyin hep var olduğu yönünde. Ama aslında birey modern çağ ile birlikte keşfettiğimiz bir şey. Benden önce de yazarın dediği gibi, yani benden önce sen vardı. İşte o sen çok önemli bir yerde, çok kadim bir yerde. Ben daha modern bir yerde, benden başlıyoruz anlatmaya. Ama modernden kadime doğru yolculuğumuz devam ediyor. Sen de çok çok kadim bir yerde ve o sen dediğim yani pek çok sen, o sen bizim için vazgeçilemez. Aslında ben ve senin kesişim noktası da dil. Yani ben ana dilimi kullanırken, ben kendi dilimle bir şey anlatırken seni, onu, bizi, sizi, onları anlatmış oluyorum. Hı hı. Kendi ana dilimle birlikte bana benzeyen, benim gibi olan çok kişiyi anlatmış oluyorum. Bir dil kullanarak da evrensel bir şey yapıyorum. Ben anlattıklarımı neyle anlatıyorum? Bir dille anlatıyorum. Bu da evrensele, yerliden evrensele bir yolculuk. İşte insan dilini oturtmaya çalışırken, o dil üzerinde düşünürken, duygu ve düşüncelerini dile nasıl yansıtacağını düşünürken, bütün o düşünme süreci içinde seni, onu ve bütün şahısları, bütün zamirleri aslında o dili kurarken işin içine dahil etmiş oluyor. Böylece yolculuk benden başlarken zorunlu bir sene, zorunlu bir ona ulaşmış oluyor. Yazdıklarım benden ne tamamen ayrı olmuş oluyor, ne de tamamen benimle aynı olmuş oluyor. Yani ben yerli oluyor dediğiniz gibi, sene geçtiğimizde bu evrenselleşiyor artık. Evrenselleşiyor, kendi dışına çıkmış oluyor ve kullandığımız dili, kuracağımız dil üzerinde çok düşündüğümüz zaman o dili doğru kurarsak, doğru kurulmuş bir dil hem sonsuzluğa temas ettiği için evrensel oluyor, hem de doğru kurulmuş bir dil zaten mecburen bütün zamirleri kapsamış ve içine almış oluyor. Doğru kurulmuş bir dil tek bir zamirle sınırlı kalamaz zaten. Bu biraz bencillik zorunlu olurdu sonucu zaten. Evet, zorunlu sonucu. Ya kısıtlı oluyor kendi dışınızı. Kendi dışınıza çıkmayacaksanız siz, mesela çok önemli yazarlar günlük yazıyorlar. Günlük kendi sıradan hayatını anlatıyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Onu alıp okuyoruz
ve ondan kendimize bir kanal açıyoruz. Hı hı. Ondan kendimize bir yol oluşturuyoruz ve o gidiş gelişi o yolculuğu devam ettiriyoruz. Yazarla okur arasında hep bir yolculuk var. Aslında ve o yol hep değişiyor. Aynı yolu gidiyor gibi görünüyorsunuz ama o yolun muhtevası her seferinde değişiyor. İşte o yolculuğu günlük tek bir kalktım, yattım, şunu yaptım, bunu yaptım diyor. Ama öyle bir dil oluşturuyor ki o oluşturduğu dil üzerinde onun çok günlük sıradan hadiselerini siz okuyabiliyorsunuz. Başkaları okuyabiliyor. Ne oluyor? Bir günlük bir edebi eser olarak edebiyata mal oluyor. Bir anı edebi eser olarak edebiyata mal oluyor. Burada asıl olan işte yazarın kendisini çok iyi tanımakla birlikte kendisinin dışına çıkabilme başarısı. Ben derken siz de diyebiliyor ya da biz de diyebiliyor. Evet, evet. O benle sizin kesişim kümesi aslında dil. Dil evet, de evrensel. Ne kadar aslında etkili kullanmak ne kadar önemli, doğru kullanmak ne kadar önemli burada da görüyoruz. Anlamı olmaz zaten yazmanın. Evet, evet. Yani benim dışıma çıkmayan bir metni benim yazmamın anlamını ki kendimi rahatlatmış olurum. Kendimiz için yazmış oluruz. Evet, kendimi rahatlatmış olurum. Ayrıca kendimi de kandırmış olurum böyle yaptığım zaman. Evet. Yani mesela bazı insanlar var sadece kendisi için yazdığı için onları sadece kendine saklıyor. Evet. Ama yani bazen mesela ben biz dilini de çok önemsiyorum. Kimileri sadece biz diliyle yazıyor. Onu yazarken biz bunu böyle yaşıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Hani onu kendisi hissediyor ama hepimiz hissediyormuşuz gibi de yazıyor. Böyle bir dil de var. Şurada çok önemli bir ayrım ortaya çıkıyor. Bu soru sorulduğu zaman bazen cevaplar çok yani yanlış da anlaşılabiliyor. Şimdi insanın kendisinden başkalarını dikkate alması demek, kendisinden başkalarının varlığını önemsemesi demek, onların hoşuna gideceği şeyleri yazma çabasında olması demek değil. Evet. Ben birilerine şirin görünmek için ya da birileri tarafından kabul görmek için yazmam. Kendimi tatmin etmek için, kendimi pohpohlamak için yazmam. Ama ne için yazarım? Birileri beni okusun diye yazarım. Yani birilerinin beni okumasını istiyorsam ki yazdığıma göre elbette böyle bir amacım var. O zaman o benim dışımdaki kanalları dikkate almak zorundayım ve benim dışımdaki varoluşları, varlıkları, insanı, mahlukatta ne varsa hepsini dikkate almak, önemsemek zorundayım. Başımı çevirip bir yerlere bakmak zorundayım. Çünkü aslında bizim etrafımızdaki her şey ayna. Ya baktığımız her şey ayna. Biz nereye bakarsak bakalım yine kendimizi görüyoruz. Bir dağa baktığımız bir çiçek ayna. Baktığımız bir dağ ayna. O aynayı kendimiz ne kadar tozdan arındırır, ne kadar parlak hale getirebilirsek iç dünyamızda, o baktığımız her yerde de kendimizi görme netliğimiz o kadar artacaktır. Benim içimle dışım arasında çok çok güçlü bir bağ var. Ben içime kapanırken, içime yönelirken aslında hep bir ayağım dışarıda. Ben derken burada birinci tekil şahsı kastediyorum. Yani sadece Handan'ı kastetmiyorum. Ama pek çok yazarın çabası bu herhalde. Dışarıyı daha fazla aynalamak için, aynaya dönüştürmek için kendi tozlarından olabildiğince arınmak. Bunu yaparken mesela insanlara kalp hizasından bakmayı önemsiyorum demişsiniz. Bu dediğiniz şey mi kalp hizasından bakmak? Kalp hizasından bakmak derken şunu kastettim. Şimdi çok iyi bir yazar olmakla iyi bir insan olmak da farklı şeyler aslında. En güzeli hem iyi bir insan olabilmek hem de iyi bir yazar olabilmek. Ama iyi bir yazar olurken iyi bir insan olmayı başaramayabiliriz. Burada kalp hizasından bakmak derken aslında iyi bir insan olma çabasını kastediyorum. Yani arzumun en nihayetinde iyi bir yazar olmanın da ötesinde olabildiğince iyi bir insan olmaya çalışmak olduğunu kastediyorum orada. Hedefimin ne olduğunu kastediyorum. Çünkü biz kalıcı olmak arzusuyla yazıyoruz. Kalıcı olmak istiyoruz. Fakat eninde sonunda
Eninde sonunda evrenin bir sonu var. Bu sadece hani öteki dünya inancıyla ilgili bir şey değil. Buna inanalım ya da inanmayalım, bir gün evren bitecek. Evren yok olacak, kaybolacak. O zaman bizim kalıcı kitaplarımız da onunla birlikte yok olacak. Yazdıklarımız yok olacak. Evet. Eninde sonunda. Ama ben şuna inanıyorum. Biz iyi bir insan olarak, onurlu, haysiyetli bir insan olarak hayatımızı tamamladığımız zaman evren yok olsa da o iyilik yok olmayacak. Hı-hı. Yazılan yok olabilir ama iyi hiçbir zaman yok olmayacak. Kıyamet de kopsa, evren de parçalansa, bölünse de ne olursa olsun o iyi yok olmayacak. İyilik her zaman kazanacak derler. Yani iyilik kazanmayabilir ama iyi yok olmaz. Hı-hı. Yani çok fazla kötülük iyiliği bastırabilir ama o bastırılmış iyilik de evrende yok olmuyor. Buna inanıyorum ben en azından. Orada kalp hizasından bakmak derken kastettiğim şu, iletişim kurarken bazen insanlarda da görüyorum, belki benim de öyle bir hatam olabilir, kendimi de iyice dışarıda tutmayayım. İletişim kurarken zihninde hiyerarşi oluşturan insanlar var. Yani kendini hiyerarşik olarak bir yere koyup karşısındaki insanla o şekilde iletişim kuran insanlar var. Bu da çok kibirli bir bakış açısı. Kalp hizasından bakmak bu kibri önlediği için, hani kalp hizasından bakmak karşınızdakiyle sizi, karşınızdaki kim olursa olsun eşitlemek demek. Bunu kastediyorum. Kaybolmayacak, yok olmayacak iyiliğe yönelirken insanoğlu, o iyiliğe doğru yürürken en başta arınması gereken şey de kibir olduğu için, o kibirden arınmak için insana kalp hizasından bakmayı önemsediğimi söylemek istedim. Bunu da yazarken de yapıyorsunuz, o insanı duyumsamakta. Elimden geldiğince. O zaman şimdi bu açık unutulmuş mikrofon öykü kitabınızdan biraz bahsedelim. İçinde böyle öyküler var pek çok. Kimisi uzun, kimisi kısa, hatta böyle hafiften sanki denemeyi de andıran öyküler var. Bir tanesini okumak istiyorum birazcık. Dilsizin elleri. Yakılan hiçbir şeyin sesinin birbirine benzemediğini, iki kısa çöpü bile tutuştursam yanarken çıkardıkları sesin farkından bilirim. Annem ve kardeşlerimin çığlıkları kafamın içinde. Sesleri yanmadı fakat kendileri yandı. Aklımın bütün kıvrımlarında geziyor çığlıkları. O günden sonra yangın bulaştığı için daha sıcak akan kanım da bu sesleri eritmedi. Ses yanmaz, içe işleyen çığlık azalmaz. Hiç yorulmuyor, susmuyorlar, hiç kısılmıyor sesleri. Sürekli duyuyorum. Kulaklarımı tıkadığımda daha çok duyuyorum. Küle dönmedi sesler. Bu şekilde devam ediyor. Burada aslında ne kadar çok duyumsadığınız da var bir şeyleri. Mesela bu seslerin hiç dinlemesi gibi. Ya da böyle mesela ben okurken çok hissederek okuyorum. Ya bunu bana aktarabiliyor yazdıklarınız. Ya ben böyle hissettim okuduğum zaman. Sizin tabii bununla beraber Ağır Boşluk, İnat Çileke gibi öykü kitaplarınız da var. Şimdi tabii yazarken öyküler aklıma şey de geliyor. Öyküler insanın empati yeteneğini geliştirirmiş. Şimdi böyle okuduğumuzda aslında onu da fark etmiş oluyoruz. İnsan yazdıkça ya da okudukça empati yeteneği de gelişiyor mu acaba? Ya da bunu en çok hangi türde yapabiliriz? Bir romanda mı, bir şiirde mi ya da bir öyküde mi? Bu türden ziyade yazarı ilgilendiren bir durum. Bir şairin empati yeteneği gelişmişse, empati yeteneği şöyle diyelim, biraz daha açalım bunu. Kendini başkalarının yerine koyabilmek. Kendini başkalarının yerine koyabiliyorsa ve bu konuda da iyi yol almışsa şairin şiiri ona göre olacaktır. Bir yazarın, öykücünün öyküsü ona göre olacaktır. Romancının romanı ona göre olacaktır. Bunu yansıtma anlamında türden çok yazanın meziyeti ön plana çıkıyor. Kendimizi başkalarının yerine koymak, işte az önce de ifade ettiğimiz gibi kendimizin sınırlarının dışına çıkabilmek, bu önemli. Fakat yazarların şöyle daha huzursuz edici, daha meşakkatli,
Daha konfor bozucu bir durumu daha var, sempati kurmak. Yani aslında kendini onun yerine koymanın ötesinde, çünkü empati kurmak biraz profesyonel bir bakışı ve biraz dış bir bakışı gerektirir. Daha objektiflik gerektiriyor. Mesela bir insana yardımcı olmaya çalışıyorsanız empati kurarak yardımcı olabilirsiniz. Ama o empati kurmak için dediğim gibi biraz soğukkanlı alanı korumak gerekiyor. Bu soğukkanlılığını koruyarak yazabilen yazarlar da var. Bunlar da belki çok iyi metinler ortaya çıkarabilirler. Ama ben biraz daha konfor alanımı bozarak, kendi kendimi biraz rahatsız ve huzursuz ederek benim sempati kurma. Yani kendimi onun yerine koymanın ötesinde, bu da şöyle bir tuş, şöyle değil yani, şu tuşa basıyorum işte kendimi onun yerine koyuyorum, şu tuşa basıyorum sempati kuruyorum. Böyle bir şey değil. Bu benim dışımda gelişen bir şey ve benim planlamadığım bir şey. Ama bana çoğunlukla olan empati kurmanın dışında sempati kurma. Yani o insanlaşma, neredeyse o bütünleşme. O insanla bütünleşme. İşte Ayşe ile ilgili empati kurabilirim. Ayşe'nin duygularını, düşüncelerini anlayabilirim dışarıdan. Ama Ayşeleşebilirim de artık. Ayşe'nin neredeyse yerine geçip Ayşe gibi bakmaya çalışabilirim. Ayşe gibi duymaya çalışabilirim. Yazarların, bence naçizane fikrim, yazarların o empatiyi de aşıp artık sempati durumuna geçmesi gerektiğini bunun düşünüyorum. Için... Bütünleşme, anlatıcının anlattığıyla bütünleşmesi. Çünkü ben çok sevdiğim yazarlarda bunu çok net görüyorum. Artık o bir kahramanını anlatırken, çok büyük yazarlarda, kadim yazarlarda, az önce de isimlerini saydığımız gibi, o kahramanını anlatırken onu artık dışarıdan biri gibi anlatmıyor. A şahsını içine giriyor ve sanki A şahsıymış gibi anlatıyor. Hani Tanrı göz olarak anlatıyor, Tanrı yazar olarak anlatıyor. Birden fazla karnaval ortamında birden fazla kişiyi anlatıyor. Ama hepsini tek tek o kişi olarak anlatıyor. A'yı anlatıyor, Alyosha'yı anlatırken Alyosha olarak anlatıyor. Dimitri'yi anlatırken Dimitri olarak anlatıyor. Sanki o dışarıdan biri olarak Dimitri'yi anlatıyor ama siz okurken sanki Dimitri kendini anlatıyormuş gibi. Sanki Alyosha kendini anlatıyormuş gibi. İşte o yazarın o alanı, o çıtayı, o çerçeveyi kırması gerekiyor. Benim şahsi fikrime göre. Bunda mesela yerine geçmesi gerekiyor. Şu da ya, çok şey bir yetenek. Gerçekten kolay yakalanmayacak bir yetenek. Onu bize fark ettirmeden bir de o kişilerle bütün olabilmesi, bize öyle aktarabilmesi. Bununla beraber hani bunu yaparken sempati duymak için de o şahsı sevmek gerekiyor sanki biraz. Ama hani artık bu sanki sevmeyi de aşmış gibi bir boyut. Yani siz Ayşe'yi o şekilde yazabilmek için, sempati duyabilmek için normal şartlarda ilk önce onu sevmeniz gerekiyor. Ama sanırım burada artık herkesin, herkese bütün olabiliyorsa bütün kahramanlarla onları artık benimsemediklerinin de safına geçmesi gerekiyor belki. Hani onları da o yüzden yazarın yargıdan olabildiğince uzak olması gerekiyor. Yani bir mahkeme salonunda gibi davranmaması gerekiyor. Yani bir yazarın en çok hakim gibi, savcı gibi olmaktan uzak durması gerekiyor ki suçlu sandalyesinde oturanın yerine de geçip onun yerine de konuşabilsin. Yani mahkumun yerine de konuşabilsin. Hep mahkum edenlerin yerine konuşursa olmaz. Ama şu da bir eksiklik. Mesela bu da yanlış anlaşılıyor. Hep mahkum edilenlerin yerine konuşan bir tavır da var. Hep mağduru anlatan, hep acı çeken insanları anlatan, hep hüküm giymiş insanları anlatan. Şimdi bunları anlatırken şeyi de gözden kaçırmamanız lazım. Yani diğer tarafı da. Hani hep bir tarafı anlatırsak, hep bir boyutu sadece anlatırsak, mağduru anlatırsak gibi. Yani hep bir boyutu anlatırsak ya da tek bir boyutla olayları anlatırsak bu sefer sempatiden de zehirlenmiş olabiliriz ve çok tek boyutlu bir anlatım olabilir. Kötüyü de anlatmak gerekiyor. Belki kötünün yerine geçerek, belki kötü gibi hissederek çirkini de anlatmak gerekiyor. Hep güzeli anlatmak gerekmiyor. Çünkü edebiyat bir ödev değil.
bir ders programı değil. Ya da nasihat verici bir alan değil. Alan değil. O anlamda çirkinin tarafına da geçip belki tırnak içinde çirkinleşerek de anlatmak gerekiyor. Ama meselesi şu, bir aktarım. Yani aslında biz edebiyata baktığımız zaman tarihi okumuş oluyoruz, sosyolojiyi okumuş oluyoruz, psikolojiyi okumuş oluyoruz. İşte insanın geçirdiği evrimi, dönüşümü okumuş oluyoruz. Aslında tarihi ve geçmişi bir anlama şekli edebiyat. Evet. Biz geçmişe baktığımızda geçmiş sürekli değişiyor ama edebiyat bizatihi geçmişi bize aktarma çabasında. Yani hep diyoruz ya geleceğe kalmak. Biz geleceğe niçin kalalım? Bugünümüzü en iyi şekilde anlatabilmek için geleceğe kalıyoruz. Yani gerçekten söylediğiniz gibi şu mesele de çok garibime giriyor. Daha demin söylediğiniz de hem objektif olup hani hepsine birden bakabilmeli. Ama hem de bunu yaparken duygularıyla yapmalı. Yani kötüyü yaşamalı, iyiyse iyi de yaşamalı, o şekilde aktarmalı. Gerçekten bir yetenek işi yani bu. Bunu yaptıktan sonra da hasta olmamak. Yani evet. Çünkü pek çok ruh haline bürünüp bir de sağlıklı kalmak gerekiyor. Hasta bir insana dönüşmemek gerekiyor. Evet. En nihayetinde kendini de korumak gerekiyor. Ama şöyle de bir güzellik var. Yazan insanlar yazarak delirmemişler. Daha çok yazarak Sait Faik'in de dediği gibi kendilerini delirmekten korumuşlar. Böyle de tatlı bir çelişki var. Evet, evet. Peki bir de bu işin mesela anılar kısmı, eşyalar kısmı var. Anıları çoğunlukla eşyalar üzerinden saklarız. Eşyalar anılarla ilişkimizi sürdürür diyorsunuz. Yani şimdi biraz aslında insandan çıkıp da öykülerdeki ya da romanlardaki anıların kısmına bakarsak, eşyaların kısmına bakarsak. Mesela metinde nerededir bunlar? Yani eşyaların ruhu var mıdır? Hani artık insandan çıktık, bazen bir eşyanın gözünden de dinleyebiliyoruz her şeyi. Şimdi öykü konsantre, damıtılmış bir tür olduğu için benim iki romanım var. Biri yayınlanmadı. Öyküde daha çok bunu görüyorum, kendimde izlediğim bu. İki romanım var. Biri yayınlanmak üzere inşallah. Biri de yayınlandı. Romanlarımda benim eşya, nesne çok fazla yok. Belki de hani zoomlanmış şekilde, odaklanılmış şekilde çok fazla yok. Fakat öykülerimde eşya var. Ve önemli bir yer tutuyor. Bu sanırım öykünün daha damıtılmış, daha konsantre bir tür olmasıyla ilgili. Mekan, çok fazla mekan değiştiriyoruz ve çok fazla kimlik değiştiriyoruz. Yani tarım toplumunda değiliz. Yani sabah tarlaya çıkıp orada bir şeyleri ekip biçip akşam aynı handan olarak geri dönmüyoruz. Ben evden çıktığım zaman pek çok handana dönüşüyorum. Pek çok zaman ve mekan. İşte bu kadar çok değişen zaman ve mekanı öyküye yansıtmaktan ziyade bir nesne üzerinden anlatmak bana damıtılmış bir türde bir odak noktası belirlemek ve onun sessiz olması, nesne sessiz, bir dili yok ve o sessiz olanı sesli hale getirmek. Dilsizin elleri dediniz ya, aslında nesnelere eğilmek biraz dilsizin elleri gibi. Yani dilsiz olan bir şeye dil eklemek, o dilsiz olana dil eklemek kısmı bana çok cezbedici geliyor. Benim çok hoşuma gidiyor bunu yaptık. Benim öykülerimde nesnenin böyle bir yeri var. Mesela duran şeyler nesneleşir diye bir şey var ama biz burada duran şeyleri nesneleştirmekten çıkarmak aslında istiyoruz. Aslında onu akışa dahil ediyoruz. Evet. Duran bir şeyi işte fotoğrafları yan yana koyuyorsunuz. Çok hızlı aktığı zaman sinemaya dönüşüyor ya. Hani o durağından akışa geçme, orada duran bir şeyi akar hale getiriyorsunuz. Çünkü duran şeylere bakarken aslında biz de akıyoruz. Peki zihnimiz akıyor, düşüncelerimiz akıyor. İnsan bu noktada mesela etkileniyor. Öykülerde biz ilk bir mekandan açılış yaptığımızda çok kasvetli bir ortam ya da çok iç açıcı bir ortam. Burada ortamlarla insan bütünlüğünü mesela nasıl sağlıyorsunuz? Hepsi ortama göre mi şekilleniyor? O ortamın kasvetli ruhu insana da siniyor mu? Aslında siniyor fakat modern yazımda
ön plana çıkan artık o olay önemli, olay ve o olgunun kardeşliği ya da olay ve olgunun arasında bir muhabbet var, bir birliktelik var. Bu yadsınamaz fakat olay önemli olmakla birlikte artık modern yazımda durum ön plana çıkıyor. Evet. Olgular ön plana çıkıyor. Yani bir binanın yanmasından ziyade yanmak nelere sebep olur? Yanmanın karşılığı nedir? Modern yazımda bu ortaya çıkıyor. Bu anlamda kahramanların, kişilerin, öykü kişilerinin ruh halleri ve iç konuşmaları bana öyle geliyor ki içinde bulundukları mekandan biraz daha fazla ön plana çıkıyor. Hı hı. Fakat mekan da çok önemli. Çünkü iki şey var varlığı algılamamızda. Bir zaman, bir mekan. Evet. Zaman ve mekanı yatsımadan bir şey yazamayız. Ama en başta hani dil kurmak dedik ya, dili kurarken o zamanı ve mekanı dahil ederek dili kurduğumuz için tabii ki ikisi arasında yine bir etkileşim oluyor. Kahraman kişi hangi mekanın içindeyse elbette onun ruh halini o mekan yansıtıyor. Bazen mekan kahramanın ruh halini yansıtıyor. Bazen de kahramanın ruh hali mekana yansıyor. İkisi arasındaki etkileşim min dışına çıkmak mümkün değil. Çünkü varlık olarak artık felsefe tarihi de bunu kabul etmiş. Biz bir şeyi algılarken zaman ve mekanın içinde algılayabiliyoruz. Evet. Mesela bu noktada merak ettiğim bir soru da var. Örneğin William Faulkner'a bakıyoruz, Virginia Woolf'a bakıyoruz. İşte iç içe geçmiş zamanları görüyoruz ya da bilinç akışı tekniğini görüyoruz. İşte kendisi bir karakterin zihninden geçenleri biliyor. İşte geçmişte neler söylemiş, onları aktarıyor bize. Veya geçmiş zamandan bir anda ileriye dönüyoruz, bir anda geriye dönüyoruz. Ama biz kendi hayatımıza baktığımızda bizim zamanımız hep ileriye akmak zorunda. Yani gerçek hayat bu çünkü. Hı hı. Ama yazarlar bunu yazarken çok geniş bir sanki alanları var. Yani istediği gibi kurgulayabilir. Evet. Geçmişe de gidebilir. Geçmişte aklından neler geçtiğini de bilebilir kahramanın. Şu anki aklından geçenleri de bilebilir. Ama bizim böyle bir şansımız yok gerçek hayatta. Evet. Acaba yazmak insana böyle bir özgürlük alanı oluşturduğu için de bu kadar cezbedici bir eylem olabilir mi? Yazmak özgür. Aslında insan hiçbir zaman gerçek anlamda özgür değil. Özgür olduğumuz yer bizim aslında cennet herhalde bu kafamızda kurguladığımız hı hı. ya da ulaşacağımız cennet bizim özgürlük gerçek anlamda özgür olabileceğimiz yegane atmosfer orası. Aslında dünyada insan hiçbir zaman özgür değil. Özgür olması da mümkün değil çünkü kaygıları var, telaşları var, menfaatleri var, çıkarları var. Hayatına devam etmek zorunda. Fakat sanatçılarda özgürlük arayışı hiçbir zaman var olamasa da, hiçbir zaman ulaşamasa da o özgürlük arayışı sanatçıları ve yazarları diğer insanlardan farklı kılan aslında bu. Hiçbir zaman ulaşamayacaklarını bilseler de sanatçılar, yazarlar o özgürlüğü arıyorlar ve o özgürlüğün peşinden koşmaktan, bizatihi özgürlüğün peşinden koşmaktan hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Bu da bu da zihnimizde özgürlüğü en fazla yakaladığımız, özgürlüğe en fazla yaklaşabildiğimiz yer bizim zihnimiz. Dışarıdaki gerçek dünyadan ziyade gerçekle kesinlikle ilişkili olmak zorundayız. Bu bir mecburiyet. Ama dışarıdaki gerçek dünyadan ziyade gerçek üstüne yöneldiğimiz zihnimiz. İşte o en fazla özgürlüğe yaklaştığımız zihnimizde de zamanı kırabiliyoruz. Kronolojik zamandan dışarı çıkabiliyoruz ki bunu ben de çok önemsiyorum. Ben de çok yapmaya çalışıyorum. Zamanlar arasında bir geçmişe gitme, bir geleceğe gelme, bir şimdi zaten hem geçmişi hem de geleceği içinde barındıran bir alan. Bu anlamda özgürlüğün peşinden koşarken evet, zamanı parçalıyoruz, mekanı parçalıyoruz. Ama bu tam bir özgürlük alanı değil. Özgürlüğün peşinden koşma
ihtiyacı diyebilirim. Yani zaten evet, yani yazıyoruz yaşayamayacağımız için belki değil ama dediğiniz gibi olanın peşinden koşmak. Zihnimiz bizim için çok geniş ve sınırsız bir yer olduğu için orada her şeyi yapabiliriz. Orası bizim bir... insan olarak zenginliğimiz de bu zaten. Evet. Ruhumuz ve zihnimiz. Peki siz şimdi roman da yazıyorsunuz, öykü de yazıyorsunuz. Öyküler hani daha çok böyle durum öyküsü gibi, hani mekanda daha çok yer verdiğinizi söylediniz. Bu biçim ve içerik ön planda olması bakımından mesela bir dil yakalamak önemli dediniz. Bunu roman ve öyküde yaparken sizin için hangisi daha böyle ön planda oluyor, yoksa ikisini de meç edebiliyor musunuz bir şekilde? Öykü yazdığım, yani öyküyü daha fazla, daha sık yazdığım bir dönem vardı. O da işte belki bunun üst üste çıktı pek çok öykü kitabı. Zaman dilimi vermem doğru değil çünkü sonra tekrar öyküye dönebilirim. Çok sık ve çok fazla öykü yazdığım bir dönem vardı. Orada öykü şöyle oluyordu. Yani bir anda karşıma çıkıyordu. Bir anda karşıma çık, bir otobüs durağında beklerken, yani şunu hatırlıyorum, musluğu açarken, yani musluğu, ellerimi yıkamak için musluğu açtığımda aklıma öykü gelmişti. Yani bir anda suyun akması gibi. Böyle bir dönem oldu hayatımda ama hayatımdaki o dönem bitti. Daha sonra romanla hemhal olmaya başladı zihnim. Ama romanın yapısı bundan çok farklı bir şey. Yani roman sanki daha çok uğraş gerektirir. Birdenbire karşınıza çıkan bir şey değil de sizin karşınıza, hani bir şey, filmlerde, kriminal filmlerde bilirsiniz. Hani fotoğrafları üst üste yan yana koyarlar. Evet, oradan bir ok çıkartır. Yani roman sizin daha çok parçaları karşınıza, spontan değil de parçaları sizin dizdiğiniz. Birleştirmeniz gerekiyor ama öyküde sadece bir parçayı ele alıyorsunuz. O da olabilir. Bu romanda hani bu birdenbire karşınıza çıkma hadisesi yok. Daha uzun, daha zaman gereken sizin bir süreç. Sizin gözleminize de bağlı tabii. Şimdi yapısal olarak bu kadar farklı oluşan iki türün dili de tabii ki daha farklı oluyor. Hani içeriği farklı olduğu için biçimi de daha farklı oluyor. Her ikisinin yapısının farklılığı farklı bir dil kurmayı gerektiriyor. Ama ben roman da olsa, romanda biraz daha akıcı dil kullanır yazarlar. Ben roman da olsa damıtılmış yoğun bir dili okumayı seviyorum. Düşünceyi seviyorum romanda da. Duygu ve düşüncenin aynı anda yol aldığı metinleri seviyorum. Bunları önemsiyorum. Böyle söyleyeceklerim bununla ilgili. Evet, şimdi bir de bunların okuyucu kitlesi oluyor tabii. O yüzden hani her okuyucu kitlesine de hitap etmeyebiliyor. Çünkü belirli bir şeyler damıtılmış ve herkes bunu anlamayabilir ya da yoğun gelebilir ya da ya genelde insanlar çoğunlukla kitapları alıp çok akıcı deyip okuyorlar. Yani o yüzden böyle kitapların daha değer görebilmesi için o insanların da ya belirli bir seviyeye gelmiş olması gerekiyor okuyucu kitlesinin. O yüzden genelde belirli okuyucu kitleleri olur kitapları. Sevenler de çok seviyor ama. Evet. Mesela bu dili hani zor olanı tercih edenler de o zor olanı çok seviyorlar. Ya çünkü onun için sizin metinleriniz tüketilen bir şey değil. Şimdi tüketilen, çağımızda tüketilen kitap var. Her şey tüketildiği gibi, hani yemek, içmek, içecek gibi tüketilen kitap var. Plaj kitapları var yani. Mesela böyle deniyor, plaj kitabı. İşte tüketilen bir metin olmuyor. Hani zoru seven okur için okuduğu hiçbir zaman tüketilen bir metin olmuyor. Ben nasıl sevdiğim kitapları dönüp dönüp okuyorsam o da sevdiği kitapları dönüp dönüp okuyor ve mesela beni çok mutlu eden sizin öykülerinizdeki bir pasaj mesela onun aklında kalıyor, okurun aklında kalıyor. Sosyal medyada etiketledikleri için biliyorum, bir okur şey yazmıştı. Bugün vapura bindim. Seyyar satıcı karşıma geldiğinde Handan Acar Yıldız'ın Limon Sıkacağı öyküsü aklıma geldi diye. Geçen günde
genç arkadaşların sohbet odasına dahil olmuştum Twitter'da. Öyküyü tartışıyorlardı. Orada şunu sordu yönetici arkadaş. Dedi ki hayatınızda okuduğunuz bütün kitaplar içinde sizin aklınızda kalan bir bölüm, bir pasaj var mı? Orada ben tanımıyorum tabii, herkesi tanıyamam doğal olarak. Çok fazla okurum olmamasına rağmen. Orada bir okur hemen, yani o an hiç düşünmeden hemen devreye girdi ve öyküden bir bölüm, bir parkta bir tahterevalli sahnesi yazmıştım bir öykümde. Onu paylaştı. Hı hı. Şimdi bu sizi çok mutlu ediyor. Yani bir pasajın küçücük az okurunuz olabilir ama evet, o az okurun dünyasında derin bir yere sahip olmak, önemli bir yere sahip olmak sizi inanılmaz mutlu ediyor. Hı hı. Baktığı bir yerde sizin öykünüzden bir bölümün onun aklına gelmesi sizi çok mutlu ediyor. Beni de çok mutlu ediyor. Demek ki öyküleriniz akıllarda güzel ve kalıcı resimler çizmiş o zaman. Yani. En azından böyle, bazıları için böyle olmuş. O bazıları da benim karşıma çıktı. Haberdar oldum. Peki, ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür keyifli bir ederim, sohbet oldu benim için. Tekrardan geldiğiniz için. Benim için de için öyle, çok teşekkür ederim. Diyelim. BAF Televizyon'da İki Mısrarası programının bugünkü bölümünün sonuna geldik. Yeni edebiyata dair konuştuk, modern öyküye dair konuştuk, yazmaya dair konuştuk. Yeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.